Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 10.41'e ulaştı. Bölge gündemi devam ediyor. Bingöl Üniversitesi, yerel tarım ve gıda ürünlerinin kalitesini artırma çalışmaları kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı, uluslararası arenada tanınır hale gelerek markalaşma yolunda önemli bir adım attı. Ayrıntıları Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Çapak'la konuşacağız. Sayın Çapak, merhaba, hoş geldiniz bölge gündemine. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Biz öncelikle bu ürünle ilgili olarak şunu sormak istiyoruz size. Bingöl balının özellikleri nelerdir? Genel hatlarıyla anlatabilir misiniz? Tabii Bingöl balının özelliği florasından geliyor. Bingöl florası çok zengin. Arıların polen topladığı bitkiler, flora zengin olunca balın kalitesi artıyor. Tarihi verilere baktığımızda da aslında Bingöl coğrafyasının, florasının çok zengin olduğu kayıtlarda var. Evliya Çelebi kendi seyahatnamesinde uzun uzun anlatır ve o dönemlerde baldan vergi de aldığına dair de ifadeler var. Ondan hareketle biz de bölgesel kalkınma misyon farklılaşması bağlamında YÖK'ün açtığı çağrıya müracaat ettik. Üniversitemiz arı ve endemik bitkiler konusunda pilot üniversite ilan edilmişti. Bu bir yolculuk tabii. Yani balın geldiği seviye, herkesin balı kaliteli olduğunu söyler. Floranın zengin olduğunu söyler ama bunun verilerle ortaya konması gerekir. Bu verilerin ortaya konması da bir süreç meselesidir. Polenlerin toplanmasından tutun, balın farklı yerlerde toplanmasına, arının hangi bitkilerden polen topladığına kadar bütün süreçleri incelemek ve ayrıca da aktive edilmiş bir laboratuvarda bunların analiz edilmesi gerekir. Yoksa tahşiş süreci biliyorsunuz balda da çok yaygın. Eğer gerçekçi kriterler olmazsa balın hakiki olanı, organik olanı diğerinden ayırmak da zordur. Biz de bütün bunları göz önünde bulundurarak Bingöl balının özelliklerini ortaya koymaya çalıştık. Bu noktada polen atlası diyebileceğimiz bir Bingöl coğrafyasındaki arıların polen topladığı bitkilerin atlasını da ortaya koymaya çalıştık. Hangi polenlerden bal topluyor ve bunların özellikleri nelerdir diye. Biz Bingöl balının özelliğini Bingöl florasına bağlıyoruz, Bingöl coğrafyasına bağlıyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyada sağlıklı çalışmalar yapıldığı zaman ve arılar sağlıklı ortamda yetiştirildiği zaman balın kalitesine denecek bir şey yok. Bunu zaten hem Türkiye'den aldığımız, Türk patentten aldığımız coğrafi işaret belgesiyle hem de Türkiye'de ilk olan balla ilgili ilk olan Avrupa Birliği işaret belgesini alma süreciyle de tescillemiş olduk. Sayın Çapak, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldınız. Bu konuyla ilgili olarak başvuru sürecini ve özellikle devam eden zaman diliminde Bingöl balı ile ilgili çalışmaların neler olacağını dinleyicilerimize detaylandırır mısınız? Evet, tabii şimdi tabii o süreç uzun. Yani Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesini almak hemen olabilecek bir şey değildi. Onun öncesinde Bingöl'de coğrafyasında yaptığımız birçok çalışma var. Biraz önce bahsettiğim polen toplama dahil, farklı polen tiplerini tespit etmek dahil ve coğrafyayı tanımak dahil buna. Ayrıca biz 38 bölgeye ve 108 farklı noktaya 3 yıl boyunca arı kovanlarımızı bıraktık. Buralardan aldığımız numunelerle gerek baldan gerek floradan aldığımız numunelerle Türk patente başvurarak Bingöl'ün bütün coğrafi işaret belgesini almış olduk. Yani herhangi bir köy, ilçe söz konusu değil, bütün coğrafya. Ayrıca da belli bitkiler değil. Mesela yeven ya da çekik değil. Tespit ettiğimiz 117 tane bitki var. Arıların gidip polen aldığı, bal topladığı bitki türleri var. Dolayısıyla uzun bir süreçti. Bizim Türk Patent'ten aldığımız bu güzel coğrafi işaret belgesiyle birlikte süreç devam etti. Türk Patent üzerinden Sanayi Bakanlığı'na, Sanayi Bakanlığı üzerinde de Avrupa Birliği'ne giden bir süreç. O süreçte de yine bizim Türk Patent Bingöl temsilcimiz bir öğretim üyesi arkadaşımız sürecin bütün boyutlarını takip ederek belgelendirme süreçleri dahil belli noktaya getirmiş olduk. Avrupa Birliği coğrafi işaret belgemiz süreci de Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlandı. 3 ay kadar askıda kalıyor bunlar. 3 ay sonra itiraz yoksa ya da itiraz varsa da bu itirazlar değerlendiriliyor. Ondan sonra da coğrafi işaret belgesi ilan edilmiş oluyor. Bu bizim uzun vadeli hedeflerimizden birisiydi doğrusu süreçleri başlatırken. Dolayısıyla bu hedefimize de biz ulaşmış olduk. Önümüzdeki günlerde inşallah Bingöl balını biz
bir takım büyük marketlerin makro center'larında da görmüş olacağız. O noktada da bir takım protokol çalışmalarımız var. Artık Bingöl balı kendi kalitesini, organik boyutunu ortaya koyduğu için, tescillediği için hem Türk Patent tarafından hem de Avrupa Birliği tarafından bunu artık daha güvenli, farklı ortamlarda görüp tüketme imkanımız olacak. Sağlık niyetiyle de normal gıda olarak da çok kaliteli bir şekilde bir ürün görmüş olacağız. Sayın Çapak, özellikle uluslararası arenada böyle bir tanınır hale gelmek ve Bingöl balı tabii aynı zamanda ekonomikte bir katma değer Bingöl için. Bu yönüyle nasıl bir katkı sağlayacak? Bu yönüyle ilgili de bir çalışma yaptınız mı süreç içerisinde? Tabii ki. Şimdi şu var, Bingöl balı önceden de biliniyordu. Bağırıcılarımız çalışıyordu. Fakat balın kaliteli olması olduğunu söylemeleri çok bir şey ifade etmiyordu. Şimdi artık Bingöl balının kalite süreçleri bizzat üniversite tarafından ve ilgili paydaşlar tarafından takip ediliyor. Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesinin alınması yetmiyor. Alındıktan sonra bu belgenin süreçlerinin de devam ettirilmesi ve bu süreçlerin sağlıklı yürütülmesi gerekiyor. Aynı zamanda bizim Türk Patent'ten aldığımız coğrafi işaret belgesi de öyle. Bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi ile birlikte Bingöl arıcıları inşallah Türkiye'de çok da ve Avrupa'da tabii doğal olarak ihraç da yapan şirketler var. Çok daha belirgin bir kazanç elde edecekler. Yani bir taraftan tüketiciye kaliteli ürün ulaştırılırken öbür taraftan da bu kaliteli ürün ulaştırılırken ticari bir kazanç elde edilmiş olacak. Bizim bu yürütümüz süreçle birlikte Bingöl'de arıcı sayısı arttı, arı kovanlı sayısı arttı ve kovanlardan elde edilen bal sayısı arttı kilogram olarak ya da dekolte olarak. Dolayısıyla bu doğal olarak Bingöl arıcılarına bir dönüşü olacak. Ve makro center'lar da yer almakla birlikte artık Bingöl'ün bu tescillenmiş Avrupa Birliği ve Türk Patent tarafından tescillenmiş ürünü çok daha alıcı bulacak. Tabi burada önemli olan şey şu, burada sergilenecek balın mutlaka Türk Patent logolu, Avrupa Birliği coğrafi işaret logolu olması tercih edilir. Çünkü Bingöl'de üretilen her balın aynı kalitede olduğunu söyleme imkanımız yok. Bu sürece dahil olan arıcılarımız bu balı üretecekler ve bu logolarla satmış olacaklar. Buna dahil olmayan arıcılarımız da normal önceki süreçlerini devam ettirmiş olacaklar. Tüketici de doğal olarak balı alırken bu logolara Avrupa Birliği coğrafi işaret logosu ve Türk Patent ayrıca da Bingöl Üniversitesi logosunu gördüğü zaman gönül rahatlığıyla bunu tüketebilir. Sağlıklı bir şekilde de şifaya sebep olabilir diye düşünüyorum. Sayın Çapak, burada tabii önemli özelliklerden biri de uluslararası arenada tanınırken sürdürülebilirlik. Hem ekonomik katma değer olması açısından hem de balın kalitesini koruması açısından bunlar önemli noktalar. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak. Tabii her şeyden önce şunu söylemek isterim. Bingöl balının Türkiye'de bulunan ballar içerisinde Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alan tek bal olması bizi mutlu etti. Yaptığımız çalışmaların belli bir sonuca vardığını gösterir. Bu süreci biz kalite süreçlerini de Avrupa Birliği gerek Türk Patent süreci kalite süreci devam ettirirken 3 aşamalı devam ediyoruz. 1. İşte bal toplamadan önce arıların bakım süreci. 2. Arıların bal topladıktan sonra bal sağımına kadarki süreç. 3. Ondan sonraki süreç. Bu süreci devam ettirirken Bingöl Üniversitesi'nin bu bölgesel kalkınma misyon farklılaşması bağlamında öncülüğüyle Türkiye Arıcı, Bingöl Arıcılar Birliği, İl Tarım Müdürlüğü, Ticaret Dayanma Odası ve Valilik bünyesinde özel idareden bir temsilci de alıyoruz. Dolayısıyla objektif olması ve sürecin şeffaf yürümesi için paydaşlarla yürümek gerekiyor. Bu paydaşlarımız da numune toplarken arılardan, arıcılardan bu numuneleri toplama sürecine dahiller, analiz süreçlerine kadar üniversitede laboratuvarımız akredite edilmiş bir laboratuvar. Orada da analiz süreçleri devam ediyor. Dolayısıyla sürdürülebilir olması için bu paydaşlarımızın katkılarını almaya devam edeceğiz ve laboratuvarlarımızın en kaliteli süreçli şekilde bunların analiz sürecini devam ettireceğiz. Bunları devam ettirmediğimiz zaman biraz önce sizin de dikkat çektiğiniz sürdürülebilirlik süreci intikaya uğrar. Böyle bir başarı elde etmişken intikaya uğramasını da hiç kimse istemez. Ne Bingöl Üniversitesi olarak biz, ne Bingöl'ler, ne de Türkiye ister. Çünkü Bingöl balının Avrupa Birliği coğrafi süreci belgesinde olması, belgesini alması Türkiye için bir kazanç. Türkiye'de ilk defa bir bal Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alıyor. Bu önce
sadece Bingöl için değil, Türkiye için de çok önemli bir durum. Bu sürecin intikaya uğramaması için de biz ve paydaşlarımız elimizde gelen her türlü özveriyi göstermeye devam edecek. Evet, Sayın Çapak, tabii bu önemli konuyu konuştuk sizinle, ancak ben bir konuya daha değinmenizi rica edeceğim sizden. Üniversite tercih süreci başladı, YKS'nin açıklanmasıyla birlikte üniversiteye hazırlık süreci bitti ve şimdi de tercih süreci var öğrencilerimizin önünde. Biz size sormak isteriz, Bingöl Üniversitesi'nin özellikle öğrencilere sunduğu imkanlar nelerdir? Bingöl Üniversitesi'ni bu tercih sürecinde öğrencilerimiz niçin tercih etsinler? Genel olarak bilgi alalım sizden efendim. Tabii söylediklerinize cevap vermeden önce müsaade ederseniz buyurun biraz efendim. Önceki konuyla ilgili bir teşekkür de bulunmuş olayım. Bu bölgesel kalkınma misyon farklılaşması sürecinde Bingöl Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmalara destek olanlar var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Yılmaz Bey olmak üzere vekillerimiz, valimiz ve ilgili paydaşlarımız, ticaret sanayi odası, arıcılar dili olsun. Herkese ben teşekkür ediyorum çünkü elimizde fiili değnek yok. Herkesin teşvikleri, destekleriyle başarı elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi sizin sorduğunuz sorulara gelince, Bingöl Üniversitesi güzel bir üniversite. Ben öğrencilerin mümkünse, özellikle yakın bölgede olanlar önce bir kampüsü görsünler, üniversiteyi görsünler. Harika bir kampüsümüz var şehrin içerisinde. Nizamiye'den çıktığınız gibi sokaktasınız. Ulaşım sorunu yok. Yakın yerlerden yürüme mesafesi. Aslında Bingöl'ün her yerinden yürüme mesafesi ama daha yakın olan yerlerden hiç araca binmeden de ulaşım sağlanabiliyor. Kaliteli bir üniversite olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Çünkü sıralamalar bunu gösteriyor. Dünyadaki 30 bin civarında üniversite var. Bunlar arasında 2000'li sıralarda yer alan bir üniversite. Europe sıralamalarına göre işte 208 üniversite var. Bingöl Üniversitesi 60'lı sıralarda. Tıp fakültesi olmayan 102 üniversite var. Bunlar arasında 16. sırada. Bölgesel kalkınma ve misyon farklılaşması sürecinde olan 25 üniversite var. Bunlar arasında en iyisi diyebilirim. Dolayısıyla kalite süreçleri bundan sonra da inşallah daha iyiye doğru gidecek. Sürekli çünkü kalite üzerine çalışmak lazım. Taviz vermeye gerek yok. Kaliteyle ilgili hiçbir sorun yok. Öğretim elemanıyla ilgili hiçbir sorun yok. Kampüs güzelliği ve yeşilliğiyle ilgili hiçbir sorun yok. Ulaşımla ilgili hiçbir sorun yok. Bingöl'de 6-7 tane KYK yurdu var. Kredi Yurtlar Kurumu, STK'ların yurtları var. Barınmayla ilgili hiçbir sorun yok. Bingöl'ün lokasyonu çok güzel. Erzurum'a 1,5 saat, Diyarbakır'a 1,5 saat, Elazığ ve Muş'a 1'er saatte gidip gelinebiliyor. Uçak sorunu yok. Dolayısıyla öğrencilerin rahat edebileceği, sakin bir ortam arzusu var ise ve güzel bir kampüs ve güzel bir üniversite arzuları var ise Bingöl Üniversitesi kolaylıkla tercih edilebilir. Gelip okuyan öğrencilerimizden de durumu sorabilirler. Güzel bir üniversite, yeter ki öğrenci bilinçli tercih yap. Evet, bu anlamda da davetinizi tekrarlamış olalım. Biraz hem fiziksel altyapıdan bahsetmenizi hem de kontenjanlarla ilgili, bölümlerle ilgili bilgi vermenizi rica edelim sizden. Evet, 10 tane fakültemiz var. Bu 10 fakültemizde çok iyi fakülteler. Mesela diş hekimliği, hastanemizde bitmek üzere 102 ünitelik bir hastane. İnşallah Eylül'e kadar bitmiş olacak. Aynı anda 102 kişinin tedavi olabileceği 15 metrekarelik bir hastane. Dolayısıyla diş hekimliği fakültesi öğrencilerimiz yeni bir hastanede avantajlı bir ortamda eğitimlerini devam ettirecekler. Fizik tedavi fakültemiz var. Türkiye'de benim bildiğim 3 tane fakülteden birisi. Geçen sene ilk öğrencilerimizi aldık. Bu sene ikinci sınıf öğrencileri. Ona ikinci sınıfa geçecek. İlk öğrencilerimizi yine alacağız. Dolayısıyla fizik tedavi çok güzel bir fakülte. Bizim termal uygulama otelimiz de var. Orada da katkı sağlayacağız. Onunla ilgili de hastaneyle protokolümüz var. Bir de kendimiz bir fizik tedavi hastanesi kurma aşamasındayız. Yatırım programına girmesi için de özel çaba sarf ediyoruz. İnşallah yakın zamanda da sonuç almış olacağız. Psikoloji bölümü çok iyi, veterinerlik fakültesi çok iyi, ilahiyat fakültesi çok iyi. Tabii bütün bölümlerin aynı derecede olduğunu söylemek zor. Bu öğrencilerin ilgi ve alakasına bağlı bir şey. Dolayısıyla fakülteler güzel. Meslek yüksek okullarımız herkese merkezde 3 tane meslek yüksek okulumuz var. Bir kampüsün içerisinde teknik bilimler, sosyal bilimler ve sağlık hizmetleri. Onlar da belli programlar zaten İslam alanıyla ilgili de çok güzel alanları var. SÜTAŞ'ın Bingöl'de büyük bir tesisi var. Sanırım Türkiye'deki en büyük tesis. Onları ilgilendiren belli alanlarda burs veriyorlar. Burs yerleri, burs imkanı var öğrencilerin belli alanlarda. Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın burs desteği var. Üniversitenin kısmi çalışma bursu ve yemek bursu imkanları var. Dolayısıyla sosyal imkanlardan da ekonomik açıdan da gelen öğrencilerin rahat edeceğini düşünüyorum.
Tabii artık üniversiteler birbirinin eşit haklarına sahip ama esas olan öğrencinin çalışmasıdır. Neticede diplomayı nereden alırsanız alın, kendiniz özel bir performans göstermiyorsanız çok fazla bir şey yaramıyor. İyi bir performans gösteriyor iseniz, üniversite okuduğunuzda, herhangi bir üniversite okuduğunuzda çok fark etmiyor. O yüzden Bingöl Üniversitesi'ni tercih edecek öğrenciler bilinçli tercih etsinler derim. Hangi fakülte okuyacaklarsa severek okusunlar veya ön lisans programı okuyacaklarsa severek okusunlar derim ben. Eğer Bingöl Üniversitesi'ni tercih ederlerse de pişman olmayacaklarını düşünüyorum. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız ve aktardığınız bilgiler için. Hoşça kalın. Bize bu fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Sağ olun, iyi çalışmalar. Sevgili dinleyenlerimiz, Bingöl Üniversitesi yerel tarım ve gıda ürünlerinin kalitesini artırma çalışmaları kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı uluslararası arenada tanınır hale gelecek. Bu markalaşma sürecini konuştuk. Profesör Doktor Sayın İbrahim Çapak'la önce, ardından da Bingöl Üniversitesi ile ilgili tercih döneminde genel bilgiler aldık. Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Çapak konuğumuzdu.